Bodrum'da süren çalışmalar kapsamında Cevat Şakir Caddesi üzerindeki gıda çarşısı önündeki park yıkılarak beton döküldü. Konuyla ilgili bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, manavlar önünde yapılan çalışmanın geçici bir çalışma olduğunu belirtti. Başkan Kocadon, manavlar önünde yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti. Kocadon, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, şu anda Cumhuriyet Caddemizin %95'ini bitirdik. Şu an orada sadece estetik güzellikleri tamamlıyoruz. Cadde yaya trafiğine de açık vaziyette. Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddeleri arasında da beton atma çalışmalarımız devam ediyor. 10 gün içerisinde de oranın trafiğini açacağız. Sonra da yine kaldırım çalışmalarımız, mermer döşemelerimiz devam edecek dedi. Kocadon çocuk parklarındaki oyuncakların sökülmesinin yenileme için olduğunu belirterek, bildiğiniz gibi çocuk parklarımız artık yorgun ve eskimişti. Bununla ilgili ihalelerimiz bitti. Yavaş yavaş da malzemelerimiz geliyor ve yeni düzenlemelere başlıyoruz. Çocuklarımıza ve Bodrum halkına hayırlı olsun dedi. Başkan Kocadon çalışmaların en geç Mayıs'ın 10'unda biteceğini ve bu çalışmaların bir süreç olduğunu söyleyerek şöyle konuştu. Bodrum hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Şu anda Cumhuriyet Caddemizin %95'ini bitirdik. Sadece estetik güzellikleri tamamlıyoruz. Yaya trafiğine zaten açık vaziyette. Cevat Şakir, Neyzen Tevfik arasında da betonlama çalışmalarımız devam ediyor. 10 gün içinde de oranın trafiğini açacağız. Sonra da yine kaldırım çalışmalarımız, süsleme yani mermer döşememiz devam edecek. Bu arada işte de sizin de dikkatinizi çektiği gibi balıkçıların ve manavların önünde bir cep oluşturduk. Bu geçici bir çözümdür. Orada amaç komple balıkçıları da yıkıp iki katlı bir otopark, üstüne yine güzel bir yeşil alan ve şık dükkanlarla tekrar eski haline oradaki esnafımıza tekrar dükkanları vermektir. Tabii ki bugün yaptığımız geçici bir çözüm. Yani daha doğrusu biraz çarşı esnafını, biraz balıkçıları esnafını rahatlatabilmek için araçların girip çıkabileceği, zamanlamayla kısıtlanabileceğimiz bölüm yaptık oraya. İşte bildiğiniz gibi çalışmalar Bodrum'da devam ediyor. Peki bakın, orası geçici olarak bu vaziyete getirildi. Orada bizim dediğimiz gibi esas amacımız kazılıp yeraltı otoparkı, üstüne tekrar güzel bir yeşil alan, şık dükkanlar bu vaziyette tekrar korunması. Yani biz orada bir yeşil alan yok etmiyoruz yani. Yani geçici bir çözüm bu. Çocuk parklarımız yorgun, artık eskimişti. Onunla ilgili ihalelerimiz bitti. Yavaş yavaş malzemelerimiz geliyor ve yeni düzenlemeye başlıyoruz çocuk parklarımızı. Yeni aletlerimiz geldi. Çocuklarımıza, Bodrum halkımıza hayırlısı olsun. Herhangi bir motosiklet parkı olarak üzerinde çalıştığımız bir alan yok. Bizim zaten biliyorsunuz trafik uygulama merkezimiz var. Onlar bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Gerekli yerlere, gerekli açıklamaları, tabelalar dikeriz zaten bittikten sonra. Tabii yani bu süreçten geçeceğiz biliyorsunuz. Bodrum bu süreçten geçecek. Bizim hedefimiz Nisan sonu, Mayıs'ın ilk haftasıydı. Şu anda programımızda fazla bir aksama yok. Dediğim gibi Nisan'ın, daha doğrusu Mayıs'ın ilk haftası, yani 7'si ile 10 arası biz Bodrum'dan çıkmak istiyoruz bu inşaat sektörü. İnşaat olarak bitirmek istiyoruz yani Bodrum'u. Gümbet'te bir sokağımız var, bir caddemiz var, Zenginsin caddemiz var. Orada bir çalışma yapıyoruz. O da bir 15-20 gün içinde toplanır. Yani dediğim gibi Bodrum Nisan'ın sonuyla Mayıs'ın başında turizm hazır hale gelecek, turizm sezonuna. Ama biliyorsunuz çok yoğun çalışıyoruz. Ben özellikle halkımın ve esnafımın gösterdiği sabıra teşekkür ediyorum. Ama onlar da biliyor ki Bodrum bu süreçten geçecekti. Bir önce geçmesinde fayda var. Sezonumuz, ya inşaat sezonumuz, yani belediye olarak hizmet etme sezonumuz çok kısa. 4 ay, 5 ay gibi kısıtlı bir ayla çalışabiliyoruz. Ama buna rağmen inandık, halkımız inandı, esnafımız inandı. Hızlı bir şekilde bakın yol alıyoruz. Herkes de mutlu. Hocam, ben de... Thank you.